Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Yılmaz. Yılmaz ölecek mi, kalacak mı, dizideki varlığı devam edecek mi? Bununla ilgili çok farklı söylentiler, iddialar ortalıkta dolaşmakta. Yani bazı yorumcular, bazı seyirciler, bazı izleyiciler Yılmaz'ın diziden çıkarılacağını düşünüyor. Bunun aslı astarı var mı yok mu, bununla ilgili kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Bu iddialara yanıt vermeye çalışacağım. Tabii ki ayrıntılı bir şekilde, ama detaylara geçmeden önce her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan bir ricam olacak. Kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Lütfen abonelik butona tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar, öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildirim butonumuzu açıyoruz. Ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim sizleri bekliyor. Onlara katılabilir, takip edebilir, abone olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter adreslerime takip olup abone olmak, bildirim butonunuzu açmak, iletişime geçmek, yani irtibatta kalmak arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Bu arada dizinin ayrıntılarına geçmeden önce, yani Yılmaz'la ilgili konunun ayrıntılarına geçmeden önce bir anket sorumuz gelsin. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Yılmaz'ın öldürülüp dizden çıkarılacağına inananlar beğeniyor. Hayır, Yılmaz devam edecek diyenler yorumluyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda kimler neyi tahmin ediyor ve kimin tahmini doğru çıkacak. Yılmaz'ın öleceğine inananlar, diziden çıkarılacağına inananlar beğensin. Yılmaz'ın dizideki varlığının süreceğine inananlar yorumlasın. Yılmaz'ın farklı bir konuda Yılmaz'la ilgili görüş belirtmek isteyenler yine yorumlara yazabilir. Evet arkadaşlar, videomuzun konusuna geçecek olursak, Bir Zamanlar Çukurova adı üzerinde aslında senarist ne zaman sıkışsa ne yapacağı belli olmayan bir dizi. Yani kestiremiyorsunuz ne senaristin ve ne de aynı zamanda yönetmenin nerede ne yapacağını tutturamıyorsunuz. Yani bu konuda gerçekten dizinin bir başı var ama bir sonu yok. Yani dikkat ettiğiniz zaman bir sezonluk bir dizi, neredeyse 3 ve 4. sezona girecek bir dizi izliyoruz. Yani bu kadar uzatıldı ve daha da uzatılacak gibi görünüyor. Yani tabii ki bu pandemi olayları bahane olmazsa herhalde 4-5 sezon, belki de piyasadaki neredeyse Kanal D'de oynayan diziyi sollayacak gibi görünüyor. Yıllardır bitmeyen, ismini şu an ezberimde olmadığı ve izlemediğim bir dizi arkadaşlar, bilenler yorum yapabilir. Yani Bir Zamanlar Çukurova dizisi onun kadar uzun soluklu olmasa da aslında neredeyse yönetmen sayesinde, sürekli fikir değiştirmesi sayesinde, sürekli farklı konulara daldan dala atlaması sayesinde dizi uzadıkça uzuyor. Ve en sonunda diziyi çıkmaza sokan senarist Hünkar Hanım'ı diziden çıkarttı. Yani Hünkar Hanım'la yollarını ayırdı. Aslında Hünkar Hanım'ın diziden ayrılma sebebi benim bakış açımdan bence ekonomik anlamda anlaşamadılar. Çünkü sonuçta Hünkar Hanım da bir başrol oyuncuydu ve başrol oyuncular tabii ki daha fazla kardan pay kapmak ister ve bu dönemde tabii ki diziler, yani dizilerin masrafları çok oluyor ve dizilerin ayakta durması için getirisi götürüsünden az olduğu için arkadaşlar tabii ki haliyle kısıtlamalara gidiliyor. Yani mekan olsun, masraflar olsun, oyuncular olsun ve burada Hünkar Hanım'la maddi ekonomik anlamda anlaşamadıkları için yollar ayrıldı ve tabii ki Hünkar Hanım'a ölüm rolü biçildi ve öldürüldü, diziden çıkarıldı. Yerine kim getirildi? Tabii ki hiç hesapta olmayan, hiçbir zaman da Adnan Yaman'ın bir metresi olduğunu hiçbir bölümde bize lanse ettirilmeden direkt ben Sevda Hanım diziye, tabii ki Hünkar Hanım'ın tahtına yerleştirildi.
Sonrasında ister istemez dizide artık Hünkar Hanım olmaksızın sanki Hünkar Hanım hiç dizide olmamış gibi dizi izleyiciye sevdirilmeye başlandı. Şimdi diziye tabi Sevda Hanım'la birlikte bir de Fikret dahil edilmiş. Yani Fikret acaba Yılmaz Akkaya'nın tahtına geçebilir mi? Yönetmenin kafasında böyle bir plan mı var? Olabilir arkadaşlar. İşin doğrusunu söylemek gerekirse yani başrol oyuncu özellikle diziye heyecan ve renk katan, kötülük katan Hünkar Hanım diziden çıkarıldıktan sonra Yılmaz neden çıkarılmasın? Aslında mantığa göre gidersen yani işin mantığı, işin uslubu, işin olmazsa olmazına göre gidersen, kuralına göre gidersen Yılmaz Akkaya'nın diziden çıkarılmaması lazım. Çünkü dizinin başrol oyuncusu, çünkü dizinin başlangıç noktası, çünkü dizi ilk başladığı zaman ilk bölümleri şöyle bir anımsayacak olursanız, hatırlayacak olursanız Züleyha ile Yılmaz vardı. Onların aşkı vardı. Onların kavuşma hayalleri vardı. Kavuşma planları vardı. Ve tabii ki Yılmaz Züleyha'nın namusuna el uzatan kumar borcundan dolayı abisi kumar masasında kız kardeşini satmıştı ve Züleyha'yı tuzağa düşürüp sattığı kişinin evine tuzağa düşürdü ve Yılmaz sevdiği kadın için elini kana buladı ve mecburi olarak zoraki olarak yurt dışına kaçabilmek için Çukurova'dan çıktı. Yani Adana'nın Çukurova, bir zamanlar ilçesi olan Çukurova'da çıktı. Yani çare olarak, kurtuluş olarak Gafur'a sığındı. Yani dizi aslında, dizinin start noktası, başlangıç noktası Züleyha ile Yılmaz iken şu an gündemde Yılmaz ölecek mi, Yılmaz öldürülecek mi, Yılmaz diziden çıkarılacak mı? Bu dedikodular dolaşıyor. Yani Hünkar Hanım'ın diziden çıkarılması sonrası gerçekten şu an ne desek yalan olur. Yılmaz çıkarılır mı? Çıkarılır. Peki mantıklı mı? Mantıksız. Çünkü daha büyük bir sevda var, bir kaçış var, kavuşma var. Kavuşma üzerine bunca eziyet, bunca dert, keder çekilmiş. Kalkıp da henüz yani muradına ermeden Yılmaz'ı diziden çıkarmak aslında dizinin konusuna, mantığına aykırı olmasına rağmen çıkarılırsa yine burada Hünkar Hanım'la nasıl ki matematiksel olarak, maddi olarak anlaşamadılarsa büyük ihtimalle Yılmaz'la da anlaşamıyorlar ve Yılmaz'ı belki de çıkarmaya göze koymuşlar. Her ne kadar mantıksız bulsak da, her ne kadar olamaz, yapılamaz desek de yani ben Hünkar Hanım'ın bizden çıkarılacağı ihtimalini hiç görmüyordum. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Ama ne oldu? Yönetmen 3 kuruş daha fazla kazanmak için Hünkar Hanım'dan vazgeçti ve şu an Hünkar Hanım'sız diziyi sürdürmeye çalışıyor. Peki ne kadar başarılı? Elbette ki reytinglerden bunu anlıyorsunuz. İzleyici merakından bunu anlıyorsunuz. Eskisi kadar o tat zevk verilmiyor. Çünkü Hünkar Hanım dizinin olmazsa olmazıydı. Yani kötülük rolünde olmazsa olmazıydı. Ama ne yapıldı? İyilik meleği yapıldı. Sonrasında tabutla diziden çıkarıldı. Olay bu arkadaşlar. Yani Yılmaz'ın da aslında çıkarılmama konusunda net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü daha önce Hünkar Yaman konusunda yanıldım. Yanılmamın sebebi de meğerse yönetmenin çıkar hesaplarıymış. Yani senaristin ve tabii ki yapımcıların çıkar hesaplarıymış. Burada da ekonomik olarak anlaşamıyorlarsa Yılmaz'ı gözlerini kırpmadan çıkartırlar ve diziyi bu şekilde saçma sapan sürdürürler. Tabii ki ne kadar sürdürülebilir, ne kadar izleyici izler, ne kadar izleyicinin merakını uyandırırlar, orası ayrı bir konu. Yani arada bir kalkıp da Beyce'yi vurduraraktan o reytingler yükselmez. Çünkü kimsenin umurunda değil Beyce. Veyahut da arada bir tabii ki Müjgan'ın kıskançlıkları dizinin reytinglerini yine yükselttirmez. Yılmazsız bir dizi bence Züleyha'sız, Yılmazsız bir dizi olamaz. Yani ne pahasına olursa olsun oyuncu değişikliğine dahi gidilse, Yılmaz'ın yerine başka bir oyuncu alınsa dahi Yılmazsız, yani dizinin sonunu getirmeyecek olan Yılmaz'ın ölümü bence dizide artık bütün izleme keyfini ortadan kaldırılır. Yani benim tahminime göre yönetmen böyle bir hatanın altına imza atmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi bir zamanlar Çukurova dizisinde
Her an her şey olabilir. Yani yönetmenin kafasına göre, kafası ne zaman güzel olsa kafasına göre işler yapıyor. Nasıl ki bu hafta hiç hesapta yoktu. Özellikle 75. bölüm için söylüyorum arkadaşlar. Hesapta yoktu Yılmaz'la Züleyha'nın barışması ve tabii ki Müjgan'ı kıskanan Yılmaz'ın Müjgan'dan vazgeçip yeniden Züleyha'ya dönmesi. Ama dediğim gibi senarist, yönetmen ne zaman gönülleri ne isterse o şekil diziyi kafalarına göre çeviriyorlar. Yani artık dizinin konusu, mantığı, dizinin amacı bitmiş. Sadece günü kurtarmak, reytinglere oynamaya çalışıyorlar ve bu doğrultuda hareket ediyorlar. Ben yine de altını çizerek tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Yılmaz dizide olmazsa olmazlardan, ama diziden çıkarılırsa da hiç şaşırmamak gerek. Çünkü Hünkar Hanım'ın çıkarıldığı gibi ekonomik anlamda Yılmaz'ı da yönetmen çıkarmayı kafaya koyduysa şu an net bir bilgi yok. Yani gerçekten Yılmaz'ın diziden vurulup çıkarılacağına dair net bir bilgi, detay yok. Ama çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir. Çünkü 75. bölümde bir silah sesi patlıyor ve bu silah sesinden sonra Yılmaz'sız bir dizi izleyebilir miyiz? Hiç şaşırmamak gerek. Dediğim gibi her şey para. Para doğrultusunda dizilerin tabii ki rengi de, keyfi de, reytingi de değişebiliyor. Yani burada bu pandemi döneminde Yılmaz'la yapımcılar arasında ekonomik anlamda anlaşmazlıklar varsa Yılmaz'ı önümüzdeki bölümlerde görmesek şaşırmamak gerek. Ama ben tahmin etmiyorum arkadaşlar. Bence Yılmaz'sız Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hiçbir anlam ve manası kalmaz. Bu saatten sonra izlemeye değer bir dizide kalmaz. Yine de zamana bırakmak lazım. Ama dediğim gibi yönetmenin o anki ruh haline bağlı, senaristin ruh haline bağlı. Ama çıkmaması gereken bir oyuncu. Çünkü başrol oyuncu. Herhalde başrol oyuncudan da vazgeçecek hali yok senarist ve yapımcıların. Evet arkadaşlar, umarım sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Herhangi bir yanlış bilgi detay vermemişim. Ayrıca ankete katılmayı ihmal etmeyin. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Yılmaz çıkarılacağına inanıyorsanız beğenin. Çıkarılmaz diyorsanız benim gibi yorumlayın. Farklı bir görüşünüz varsa yazın. Kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? Ben şahsen çıkarılmayacağını düşünüyorum. Çıkarılacağına inananlar beğensin. Yılmaz'ın dizideki varlığı devam edecek diyenler yorumlasın. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bu arada henüz kanala abone olmadıysanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmanız. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra elbette ki Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de sizleri bekliyorum. Sırasıyla arkadaşlar abone oluyoruz, bildiri butonumuzu açıyoruz ve açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim sizleri bekliyor. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek dileğiyle. Esen ve mutlu kalın dostlar.